Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geri dönüşüm videosu gibi bir şey olacak. Daha önce biliyorsunuz videolar koyuyordum. Yanımda bir tane dostum vardı. Dilaş'ım vardı. Ben onu Dilaş'ım diyorum. Dilara vardı. Benim biricik arkadaşımdı. Fakat şimdi tek başıma video çekiyorum. Genellikle onunla beraber video çekiyorduk hep. Fakat şimdi tek başıma video çekeceğim. Geri döndüm diyebilirim. Diğer videolarım ismi sebebim onların yeterince profesyonel olduğunu düşünüyordum ve bazı sorunlar yaşamıştım. Şimdi o sorunları hallettim ve artık profesyonel bir şekilde geri dönmek istiyorum. Yani kendimi daha bir şekilde seviyeyi yükseltmek istiyorum. Bugünkü ilk videom daha iki gün önce ya da bir gün önce herhalde yeni tasarımların videosunu koymuştum. Şimdi ise birçok kişinin yaptığı kalemliğine ne var olacak? Bu benim kalemliğim. Evet, ben böyle cıvıl cıvıl animasyon çizimli kalemliklere bayılıyorum. Onun için böyle bir kalemlik kullanıyorum. Bunu nerede? Elif Kitabevi'nden almıştım. Belki birçoğunuz bilir. Zaten böyle şeyler çok her yerde satılan şeyler, ürünler. O zaman ilk önce buradan başlayayım. Burada çok bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim isterseniz. Hiç düzenlemedim. Bir tane çakmağım var. Neden çakmak kullanıyorum? Okulda neden çakmak gidebiliyor derseniz eğer. Biz buna her an deney çıkabiliyor. Ya da her an lazım olabiliyor, ihtiyacım oluyor her an. Zaten yanımda hep çakmak taşıyorum. Yani her zaman çantamda da bulunuyor. Normal günlük çantamda. Onun için çakmak her zaman yanımda taşıyorum. Böyle. Burada zaten başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim buraya. Böyle yani dikdörtgen bir yapısı var ama çok şirin geliyor bana. Böyle puantiyeli puantiyeli. Evet, ilk önce dakstilim var. Faber-Castell'in dakstili böyle. Şey, bunu koyayım böyle. Sonra kalem tıraşım var yine Faber-Castell'in. Bu çok önceden aldım. Buralarını bantlamıştım çünkü kapağı çıkıyor. Onun için oralar hep bant izi. Yine Faber-Castell'in bu şekilde. Onu da görmüştünüz. Yine onu da Elif Kitabevi'nden aldım. Şöyle rengarenk kaçıcı kalemlerim var. Onların hepsini bir dakika göstereyim size. Adel'in bunlar. Belki bilirsiniz ama bilmiyorum. Evet. Şimdi sonunda. Böyle az renk. Yani renkleri çok az. Siyah, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi renkte. Böyle 5 tane keçeli kalemim var. Bunları da seviyorum ve kullanıyorum. Sonra bir tane Mikron'un böyle bir uçlu kalemi var. Belki bunu da daha önce görmüş ya da kullanmış bile olabilirsiniz. Böyle bir şey bu da. Bu da böyle bir şey yani. Bunu buraya koyayım. Evet. Şimdi belki birçoğumuz yalan diyecek ama kesinlikle yalan değil. Hatta en doğru söylediğimden bir tanesi. Bir saniye gösteriyorum. Evet. Böyle benim böyle tükenmez kalemlerim var. Renkli. Bunların her biri çiftti. Fakat bir tane ben attım. Her birinden iki tane vardı her renkten. Bunlar arkadaşlar Amerika'dan geldi. Şöyle bir markası var. Pencil diye okunmuyor. Dur, renk, koyu renkte. Pim. Şöyle bir şey bu. Okunuyor mu bilmiyorum. Böyle. Bunlar Amerika'dan geldi. Dayım getirdi benim. Böyle renkleri var. Çok güzel renkler bunlar. En çok kırmızı kullandığım için kırmızı daha çabuk gitti. Bunları çok seviyorum. Biz resim dersinde taş boyama yaptık arkadaşlar. Yeni sınıfa gittiğim için böyle bir konumuz varmış. Bu Pooh var ya, Pooh'ya benzeterek böyle bir taş yapmak istedim. Çok tatlı oldu bence, ojeden yaptık. Arkası boyalı değildi fakat böyle bir taş yaptık ve çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Çok tatlı. Onun için sürekli yanımda taşıyorum. Bir de böyle bir şey var. Bunu da Love You yazıyor. Bunu da yine ben yaptım. Bunun da yine arkası boyalı değil. Buna da farklı bir şey yapılabilirdi ama ben böyle bir şey yaptım.
göstereyim. Bu da böyle bir şey, bir kalem. Yine ben tükenmez kalemleri bayılıyorum. Sık sık kullanıyorum ve sık sık bitiyor. Aniden her an bitebiliyor. Onun için böyle yine Faber-Castell'in siyah bir şey var. Gözüküyor mu? Evet, şimdi gözükmüyor. Evet. Bu da öyle bir kalem. Bunu sağ olsun yeğenim Daxil'le etrafını boyamış ve şu kapağını, yani şurasını kırmış değil de aslında çıkıp takılıyor, yani takılan bir şey. Bakın işte takıldı. Böyle bunu böyle yapmış. Yani rengi önemli değil benim için. Ben çok sevdiğim bir kalem. Çok güzel. Markasını kapatmış herhalde Daxil'le. Bilmiyorum. Neyse. Bu da böyle bir kalem. Herhalde o da Mikron'undu diye hatırlıyorum. Bu da Mikron'un yine. Ben Mikro çok kullanıyorum. Yine böyle kırmızı kalem. Herkeste olan bir şey. Yani bunlar, bu kırmızı kalem, gördüğünüz kırmızı kalem, herkeste olan insanlar sanırım kırmızı kalemler. Bu da arkası tablet. Hani Apple tablet işte. Ekranla telefon. Oynama kalemleri oluyor ya. Arkası öyle. Önü de böyle çevirmeli. Bildiğimiz tükenmez kalem. Bunu 5 liraya almıştım herhalde. Bu da yine Faber-Castell'in uçundan geziliyor. Sıfırıydı uçu. Bu da yine Amerika'dan gelen böyle bir silgi. Ben bunun üstüne tabii yazılar yazdım. Sil beni gibi. Çok seviyorum silgilerin üstüne yazı yazmayı. Bunu birçok kişi yapıyordur. Yani birçok insan yapıyordur bence. Birçok genç kız belki de birçok çocuk yapıyordur. Seviliyor neden silginin üstüne yazı yazmak, gülücük atmak falan yazılıyor. Yapılıyor. Ben seviyorum. Ve 05 olan bunun markası farklı marka. Bir tane kırtasiyeden almıştım. Çok acildi. Kırmızı uç bu. Gördünüz mü? 05. Böyle küçük bir tane cik markası bitmiş olan bir şey var. Kırmızı kalem var. Ha, Faber-Castell'miş ama silinmiş, şurada yazıyor. O da silinmiş. Şöyle iki tanecik kırmızı ve yeşil renkte ataçım var. Bir dakika, uzun bir süre oldu. Hızlı geçmemize. Uğur zarım var böyle. Hep altında altı gelir yani. Bu öbür kalemin şeydi. Evet, başka bir şey de yok arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Eğer beni izlemekten hoşlanıyorsanız ya da söylediklerimi mantıklı buluyorsanız, diğer videolarını izlemek istiyorum diyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu videonu beğendim, mantıklı bence diyorsanız beğenmeyi unutmayın. Onun için sizler için yapmak istiyorum. Azimli olmak istiyorum daha doğrusu. Kendimi geliştirmek istiyorum bu konuda. Eğer bana destek çıkmak istiyorsanız abone sayımı yükseltmeye çalışalım. O zaman hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.